25 yaşında, 1.84 boyunda Senegalli sol bek, Monakolu futbolcu. Sol bekte oynuyor. 23 maç, 1 gol, 2 asist. Tekrar söylüyorum. Bu son dakika gelişmesi. Artık şunu da söyleyeceğim. Bu futbolcunun sakat olduğunu belirtelim. Ben tekrar tekrar belirtiyorum. Kaç para alıyor? Icardi'nin pek bonservisi var mı? Beğeneceğini sanmıyorum. Icardi özellikle. Bonservisi. Bonservisi. Bonservisi bir Batu öğrenebilir misin? Bonservisi konusunda herhangi bir bilgim yok. Ya şimdi Galatasaray takımı. Sinan abi özür dilerim. Mario Hermoso 3 yıl için Roma'yla anlaşma sağlamış. Galatasaray'dan aldığı parasını, paranın falan yarısıdır biliyor musunuz? Bakın Roma'ya gitmiştir. Galatasaray'dan aldığı maaşın da yarısını falan gitmiştir. Bak inan orada vergi falan var. Öyle bizim gibi çiftlik değil orası. Orada yani öyle değil. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Mertem. Galatasaray takımı, bak Galatasaray takımı Young Boys takımını elese 30 milyon euro para alacak biliyor musun? Evet. Yani gruptan çıksa şampiyonlar. Al 30'u. Koy cebe kardeşim. Git Şampiyonlar Ligi'nde. Kalamadın mı? Ha? Üçüncü mü oldun? Dön baba UEFA Ligi'ne. Yürü oradan. Orada da para almaya bak. Bir bakmışsın 40-50 milyon euro para yapmışsın. Şampiyonlar Ligi'nden düşen artık Avrupa Ligi'ne gitmiyor. Yok mu? Yeni değişti mi? Evet evet değişti. Nasıl? Değişti. Nasıl? Üçüncü olan gitmiyor mu? Yok. Artık o değil. Hani şimdi 36 takım ya Sinan abi. Siz, o sistem değişti mi? Değişti değişti. O sistem değişti. Herkes daha yeni yeni anlamaya çalışıyor onu. Hakikaten mi? Tabii tabii o sistem değişti. Güzel doğru bir sistem değil ki o. Şampiyonlar Ligi'nden elenen gidiyor yani ondan yanlış sonra. Yanlış bir sistem ama. 16 bana takım eleme turu, 20 takım bay bay ülkesine yanlış. Dönüyor. Yanlış. Onun için mi Mourinho burayı seçti? Tabii. UEFA'da daha çok şansımız tabii var dedi yani. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne hiçbir takım gitmeyecek. Onun için avantajlı Galatasaray, Fenerbahçe, bilmiyorum, Beşiktaş. Bilmiyorum. Eminsin yeni mi eminim, çıktı? Eminim bu sene mi? Evet evet evet. Eminim. Yani kura çekilişinde de... O kadar çok çıktığı için takip etmedim kura geçirmeyi. Marketti. Şu grupları görebilir miyiz anlattı, grupları? Orada da dinledim. Bir gruplar bir gelsin. Jakobs bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek. Onu da söyleyelim. En zor grup... Şu versenize arkadaşlar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gruplarını bir verelim. Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg, RFS Letonya'da lider durumda. Bak RFS takımına ben ilk başta hafif bir salladım ama Letonya'nın lideri 1700 kişilik statta oynamasına rağmen. En zor grup. İlk maçını PAOK'la oynayacak Galatasaray 25'te. En zor grup burası. Fener'e gelelim. Fenerbahçe, Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Saint-Gilloise, Midland, Atletico Bilbao, Twente. Bu daha zor. Fenerbahçe ilk maçını 26'sında İstanbul'da, aynen. Galatasaray 25 Eylül'de, Fenerbahçe 26'sında Saint-Gilloise'la oynayacak Belçika temsilcisi. Bu daha zor. Daha mı zor? Fenerbahçe bir tık daha zor grubu Galatasaray'a göre. Abi Atletico Bilbao falan ben sana söyleyeyim. AZ Alkmaar, Atletico Bilbao Beşiktaş'ta da var. Lyon da var. Evet. Bir gelsin Beşiktaş. Gel Beşiktaş'a. Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olympique Lyon, Malmö, Bodo, Godo değil, Bodo gidim arkadaşlar. Atletico yanlış Bilbao, yazmışsınız. Twente. Atletico Bilbao, Twente. Sinan abi, burada Hüseyin Yücel Başkan'ı ayakta alkışlıyorum. Evet. Helal olsun. Maccabi Tel Aviv, İsrail basını UEFA'yı şu anda baskı altına almaya başladı. Ben dün de kura çekiminde de söylemiştim yayın sırasında. Maccabi Tel Aviv, Türkiye'de oynamak istemiyor maçını. Hüseyin Bey de demiş ki evet, ya seve seve ya seve seve geleceksiniz. Ya Türkiye'de evet oynarsınız ya da turnuvadan çekilirsiniz tarafsız demiş. Tarafsız bir sahada oynayalım demiş. Böyle bir şey olamaz yani. Burada İsrail basını lobi çalışmalarına başladı. Böyle pabucu bırak, öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, öyle basketbol maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek bravo yerine turnuvadan çekilsinler. Hüseyin Başkan'a ayakta alkışlıyorum. Bravo. Helal olsun. Helal bravo olsun. Çok güzel bir açıklama. Beşiktaş'ı bir daha verebilir misiniz? Maccabi Tel Aviv isterse gelmez. Buradan ben Dışişleri Bakanlığımıza Ertem da seslenmek istiyorum. Sayın bakanlarımız, devlet yetkililerimiz mutlaka gereğini yapacaktır. Kesinlikle Beşiktaş açısından Maccabi Tel Aviv karşılaşması şey tarafsız sahada oynanmamalı. Bir şey söyleyeyim sana. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi gibi hemen hemen. Evet, Ajax, yani Eintracht Frankfurt. Manchester'lar, Real Madrid'ler yok burada yani baktım mı? Atletico Bilbao. Ama çok sert gruplar. En zoru Fener, Galatasaray, sonra Beşiktaş. En zoru. Fenerbahçe'nin grubu da çok sert. Ama bilemezsin. Bu oynayınca çok farklı gelir. Ama dediğim gibi takımlarımızın işleri çok zor. Çok ne maç oldu?
Bayağı maç oynanacak çünkü yani. Bayağı maç oynanacak. Sinan abicim özür dilerim. Ne oldu? Kaleci Deniz. Ne varmış üstünde? Sarı kırmızı ne? Ya çocuk bu ya daha. Verin bir ekrana. Bu o mu peki? Kesin o mu? Batu. Emir. Üstünde Galatasaray forması. Yok Galatasaray forması değil ki o. Galatasaray tişörtü bu. Sarı kırmızı. E ne olmuş olduysa kaleci Deniz'in üstünde. Çocuk ya çocuk halde. Zaten şimdi 15-16 yaşında. Ya, Sinan abi. Kaleci Deniz'in üstünde daha önce bundan 2 sene önce falan böyle bir olabilir, sarı kırmızı tişört varmış. Şu anda ortalık yıkılıyormuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Mahsus yer mi bir insan şimdi ya? Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bir şey. Eğer bu çocuk Galatasaraylıysa Galatasaray'a karşı çok iyi oynar ki Galatasaray onu alsın. Galatasaray onu alsın diye. Yapmayın böyle şeylere falan inanmayın. Böyle şeye inanmayın. Bir de Galatasaray'ın böyle bir ürünü yok ki. Ya bugün şimdi bu golleri yiyen kaleci kimse alır mı? Aynen öyle. Yapmayın. Yapmayın çocuk. Galatasaray'a da olabilir ayrıca yani. Olabilir yani. Bu arada Galatasaray diyelim ki Galatasaray'a geldi. Bunu Galatasaray'a yapan Real Madrid'le karşılaşsa şey Real Madrid'den de çok basit ya, goller. Yani alelade bir tişört bu ya. Yani Galatasaray'ın ürünü de değil. Bu çocuğu böyle yapmayın Allah aşkına. Böyle şeylere, inanılmaz. Ya belem ki Galatasaraylı değil mi Sinan abi? Böyle şey inanmaz. Okan Buruk maçtan sonra ne dedi? Konuştunmuş mu? Var mı? Düşen var mı ajanslara falan Okan Buruk? Henüz gelmedi Sinan abi. Daha gelmedi mi Okan Buruk'un? Vay be. Adana Spor Teknik Direktörü Solbamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Yeni mi? Şu anki teknik Adana Spor'un hocası kimdi şu anda Batu? Allah Allah. 39 yaşında. Şu anda Adana Demirspor Teknik Direktörü kimdi? Allah Allah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nasıl düştü yaşlar ya. Vallahi bütün şeyim gitti bir anda. Fil dişli eski milli oyuncu bu arada. Yazık. Çok üzücü. Müziği alalım şu anda bir. Adana Spor'un şu anda mevcut teknik direktörü müydü Batu? Evet. Evet. Adana Spor mevcut teknik direktörü. Fırat Aydınus penaltı diyor pozisyonu. 39 yaşında. Torreira'nın pozisyonunda. Öyle mi diyor? Tabii abi siz daha iyi bilirsiniz. Ben dedim ben bana göre de penaltı. Bana göre de penaltı en azından Torreira'nın pozisyonunda. Bakın Torreira'nın pozisyonunda bana göre VAR devreye girmeliydi. Bana göre pozisyon penaltı. Bana göre pozisyon penaltıydı. Sevgili İbrahim Atıboğlu öyle diyor ama penaltı olması fark etmez. Yani tamam sen ver penaltıyı da ayrı bir şey. Fark etmez o maç yine farklı olurdu. Galatasaray yine farklı kazanabilirdi maç ayrı bir şey. Ama ben o pozisyonu penaltı gördüm. Bana göre de VAR devreye girmeliydi. Sevgili seyirciler Adana Spor Teknik Direktörü Solbamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Adana camiasına, Türk futboluna, Allah ailesine Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Allah yani diyecek bir şey bulamıyorum. Biz bir reklama gidelim mi Sinan abi? Gidelim. Reklam geldi. Reklamdan sonra ne çabuk geçti ya. Geçeriz. Saat 25 geçiyor yani. Senle hemen geçer ya. Senle estağfurullah. Hemen geçer. Evet bir reklama gideceğiz. Evet birazdan önemli açıklamalar olacak, görüntüler olacak. Icardi ile konuştum. Mauro Icardi ile çok kötü bir şey olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR çekilecek. Çok büyük olduğunu sanmıyorum. Bir süre uzak kalacak ama onu doktor söyleyecek demiş Okan Hoca. Milli ara gelmesi bizim için avantaj demiş. Sinan abi milli ara da var ya hani önümüzdeki evet. Hafta. Icardi için söylüyor. Ya muhtemelen evet. Adele'de ufak bir yırtık da varsa Ertem. Yani bana göre oynaması zor. Fenerbahçe maçı değil mi? Aradan sonra hemen Fenerbahçe maçı var. Yok 5. hafta sonra 6. Yani şüpheli. Fenerbahçe maçı şüpheli. Vay. Bana göre şüpheli. Ve maç Kadıköy'de. Bana göre şüpheli. Ben zaten Galatasaray şu tempo bu haliyle bak Galatasaray bu haliyle falan Fenerbahçe'yi falan yenemez orada. Hiç hayal falan kurmayın. Bak Galatasaray bu haliyle falan Fenerbahçe'yi falan yenemez orada falan. Bu haliyle. 5 falan yanıltmasın.